Müslüman amellerinde Allah'a sunacağı şeylerde en iyisini seçer. Bu davaya, İslam'a en iyisini layık görür. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasını hatırlayalım. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. İz karraba kurbanen. O vakit ki Allah Teala'ya kurban sundular. Kimisi sahip olmuş olduğu sürü içerisinden en çelimsiz olanını aldı. Birisi de gitti en semiz olanını, en güzel olanını aldı. Allah Teala'nın dergahına, manevi huzuruna arz etti. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ buyuruyor Rabbimiz. Bir tanesinden kabul edildi, diğerinden edilmedi. Niye? Çünkü diğeri haşa Allah'ın davasına, yoluna en çelimsiz olanı, en kıymetsiz olanı arz etti. İşi ucuzundan kapatmaya çalıştı. Diğeri ise hayır, bu Rabbime arz edilecek. En güzel olan şeyi arz etmem lazım. Dünyalık nedir ki? Dedi. Niçin bunu anlattım? Çünkü Kur'an kurslarında, medreselerde, İslami ilimlerde sürekli şu durumla karşılaşıyoruz. En zeki olan çocuklarımız bu yola Allah'ın davasına adamıyoruz, vermiyoruz. Bir de adam anne baba olarak getiriyor bunu, yüzümüze karşı bile söyleyebiliyor. Hocam diyor, bunu filan okula verdim, yapamadı. Filan mesleğe, sanata verdim, orada da yapamadı. En son dedim ona ki şayet buralarda yapamazsan, hayatın hiçbir alanında becerikli olmazsan seni Kur'an kursuna vereceğim. Bak, Kur'an kursunu nasıl gösteriyor? Bir cezaymış gibi gösteriyor. Hiçbir şeyi beceremedin. Sen beceriksiz bir çocuksun. Böyle beceriksiz bir çocuk da ancak nereye yaraşır? Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden ilimlere yaraşır diyor. Halbuki Allah'ın kitabını anlamak için, bu dini ilimleri anlamak için çok büyük zeka lazım, kabiliyet lazım. Bize medreselere, Allah'ın yoluna çok zeki olan çocuklar gerekiyor. Diğer çocukları da okutalım. Elbette onları da yetiştirmeye gayret edelim. Ama Allah'ın yoluna hangi çocuğumuzu bize emanet olarak Rabbimizin vermiş olduğu, hangi çocuğu reva gördüğümüzü iyi hesap edelim. Bu yanlıştan vazgeçelim.